Merhabalar, bu dersimizde üçgenin çevresini hesaplamayı öğreneceğiz. Üçgen, üç kenarı olan şekle diyoruz. Ha, bu şöyle olabilir, böyle olabilir, şu türlü olabilir. Üçgenler üç çeşit olabiliyordu. Bütün kenarları eş olabiliyordu, yani eşkenar üçgen. İki kenarı aynı, bir kenarı farklı, yani ikizkenar üçgen. Ya da üç kenarı da farklı farklı boyda olabiliyordu. Biz bunları isimlendirmiştik, öğrenmiştik daha önceki derslerimizde. Şimdi eğer üçgenin bütün kenarları eşse. Şimdi burada bir tane üçgenimiz var. Biz buna A, B, C üçgeni diyelim. Şimdi bu kenar A santimetre ise bu da A. Bu da A. Yani bütün kenarlar eş. Şimdi bunun çevresini hesaplayalım. Çevre eşittir A artı A artı A. O zaman biz kısa yoldan şöyle yapabilir miyiz? Bakın arkadaşlar. A, A, A. Kaç tane A? 3 tane A. 3 çarpı A diyebilir miyiz? Tabii ki. Yani eşkenar üçgen üçgenimiz. Hemen bir kenarı 3 ile çarpıp çevreyi bulabiliyoruz. İkizkenar üçgense. İki kenarı aynı. Şimdi bu şu kenarla şu kenar birbirinin aynı. Bu kenar farklı. Bunu da isimlendirelim. K, L, M üçgeni. K, M ile L, M eşit. Ama KL eşit. KL bunlara eşit değil. Peki o zaman biz şöyle diyelim. Eğer biz buna A dersek bu da A. Bu B olur. Çünkü bu ikisi aynı ama diğeri farklı. İkiz. İki tanesi aynı. Şimdi bunun çevresini nasıl bulurduk normalde? Tabii ki gene bütün kenarlarını topluyoruz. A artı A artı B. Şimdi arkadaşlar bakalım gene kısa yoldan yapabiliyor muyuz, bir ona bakalım. Çevre eşittir. Bakın iki tane aynı var. İki tane A var. A daha iki A. O zaman ben 2 çarpı A diyebilir miyim? Şunun yerine evet diyebilirim. Yani ikiz kenarlardan birini 2 ile çarparım. Üstüne de diğer kenara eklerim. Şimdi biraz sonra bunlarla ilgili örnekler çözeceğiz. Gelelim çeşit kenar üçgene. Çeşit kenar üçgende bütün kenarlar farklı. Nasıl yani bütün kenarlar farklı? Ve şimdi bu da ne olsun? MNO üçgeni. Bütün kenarlar çeşit kenar diyor. Bütün kenarlar farklı. Diyelim ki bu 5 santimetre. Hayır, şöyle diyelim. Şimdi isimlendirmeyelim. Bu A santimetre, bu B, bu da C. Bakın hiçbiri birbiriyle aynı değil. O zaman bunun çevresini hesaplarken hiçbiri birbiriyle aynı olmadığı için burada kısa yol kullanamıyoruz. Direkt hepsini birbiriyle topluyoruz. A artı B artı C. Şimdi üçgenin çevresini hesaplamayla ilgili örneklerimize bakalım. Birinci örneğimiz eşkenar üçgenin çevresiyle ilgili. Eşkenar olduğunu nereden anlıyorum? Şu işaretlerden anlıyorum arkadaşlar. Bakın bu kenar üstünde iki çizgi var. Burada iki çizgi var, burada iki çizgi var. Bu ne demek? Üçü de birbirinin aynı. O zaman bu 7 santimetre ise burası da 7 santimetre, burası da 7 santimetre. O zaman şimdi bütün kenarları biliyorum. Hemen bu eşkenar üçgenin çevresini hesaplayalım. Önce uzun yoldan toplayalım. Yani bütün kenarları toplayalım. 7, 7, 7. 7'yi toplayalım. O da ne yapar arkadaşlar? 21 santimetre. Peki bunu kısa yoldan yapabilir miyim? Tabii ki. Madem bütün 3 tane 7 var. 3'ü de birbirine eşit. O zaman hemen 3'ü 7 ile çarparım. Ya da şuradan bakalım. Kaç tane 7? 1, 2, 3. 3 tane 7. O da ne yapar arkadaşlar? 21 santimetre. Hem toplama hem çarpmayla bulmuş olduk. Şimdi gelelim ikinci örneğimize. İkinci örneğimizde de bir ikiz kenar üçgenle alakalı. Nereden biliyorum? Bakın burada iki çizgi var, burada iki çizgi var. Bu ne demek? Bu buna eşit. Burada iki çizgi yok. Bu bunlara eşit değil demek. Zaten buna 5 santim yazmış, buna 6 santim yazmış. Şimdi bu kenar bu kenara eş. O zaman bu 6 santimetre ise bu da 6 santimetre. Şimdi hemen bunun çevresini hesaplayabiliriz. Önce gene bütün kenarları topluyorum. 6, 6, 5. 6, 6 ve 5. 6, 6 daha 12, 5 daha 17 santimetre.
Kısa yoldan yapabilir miydik? Kısa yoldan şöyle yapabilirdik. Aynı iki tane kenarımız var. Hemen 6'yı 2 ile çarparız. 12. Ve diğer kenarı da üstüne ekleriz. 12, 5 daha 17 santimetre. Şimdi geldik diğer üçgen, diğer örneğimize. Bu örneğimizde de çeşit kenar üçgen örnek var. Çeşit kenar olduğunu nereden anladım? Hiçbir kenar birbiriyle aynı değil. Biri 9 santimetre, biri 7 santimetre, biri 2 santimetre. O zaman bu bir çeşit kenar üçgen. Hemen bunun çevresini hesaplayalım. Çevre eşittir. Bütün kenarları toplarım. 2, 9 ve 7. 2, 9 ve 7. O zaman çevre eşittir. 2, 9 daha 11. 7 daha 18 santimetre. Evet. Şöyle ayıralım arkadaşlar. Eğer inceleyecekseniz. Evet. Şimdi bu örneklerimizde tersten işlem yapalım. Teorik olarak göstermeyeceğim. Direkt örnek üstüne gösterince daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Şimdi bu sefer tersine çevreyi versin. Kenarlarımızı bulalım. Şimdi önce ilk örneğimde bir eşkenar üçgeni örnek verdim. Bunun eşkenar üçgeni olduğunu nereden biliyorum ABC üçgeninin? Çünkü bakın her birinde bir çizgi var. Bu ne demek? Üç kenarda AB, AC ve BC kenarları birbirine eşit. Ama bilmiyorum çünkü çevreyi vermiş, kenarı vermemiş. Ben bu kenara ne isterseniz onu diyeyim. A deyin, X deyin, soru işareti deyin, kutu deyin, ne isterseniz onu deyin. Ben A diyeceğim. E şimdi bu eşkenar üçgense bu A ise bu da A. E bu da A. Hatta kırmızıyla yazalım daha belirgin olsun. Şimdi çevre neydi? Bütün kenarların toplamı yani A, A ve A'nın toplamı. E bu kaçtı arkadaşlar? Çevremizi vermiş bize. 18 santimetre. Şimdi bakın aynı eşit 3 tane kenar var ve üçünün toplamı A, A, A. 3 tane A 18 santimetre. Şimdi bunu şöyle diyebiliriz. Hangi sayının 3 katı 18 santimetredir? Ya da 3'ü neyle çarparsak 18 santimetre olur? Ve bu durumda A'yı bulmak için 18'i 3'e böleriz. 1'de 3 yok. 18'de 3. 6 defa var. 6 kere 3. 18. Evet. Bu durumda A eşittir 6 santimetre. Bakalım. 6, 6, 6, 6, 12, 18. Evet. Bir kenar 6 santimetreymiş. Şimdi gelelim diğer örneğimize. Bu da bir ikiz kenar üçgen. Nereden biliyorum? Şu iki kenarda çizgi var. Demek ki bu eşit, bunda yok. O zaman bu buna eşit değil. İki kenar eş, biri farklı. O zaman bu bir ikiz kenar üçgen. Şimdi çevreyi vermiş bana 24 santimetre. Kale demiş. Kale şurası 4 santimetre. Burayı bilmiyorum. Zaten bu buna eş bu ikisi. Şimdi üçünün toplamı 24 santimetreydi. Şimdi ben önce 24'ten şunu çıkarayım. Bana verilen kenarı çıkarayım. Çıkardım 20 santimetre. Bu 20 santimetre nedir? Şu iki kenarın toplamı. Bunlar eşit. Madem bunlar eşit, iki kenarın toplamı 20 ise birini bulmak için 20'yi 2'ye bölerim. 2'de 2 bir defa var. 1 kere 2 2 0. 0'ı indirdim. 0'da 2 var mı? Yok. 10 santimetre. Bakalım bakalım. Arkadaşlar, onu koydum diyelim. Buraya da onu koydum. 10. 10 daha 20. 4 daha 24 santimetre. Demek ki işlemimizi doğru yapmışız. Şimdi bu örneklerimize bakalım. Birinci örneğimizde şeklimizi vermiş. Üçgenimizi vermiş. Bir kenarı 3 santimetre. Diğer kenarı 7 santimetre. Bir tane diğer kenarımızı bilmiyoruz. O zaman çevreyi vermiştir diye tahmin ediyoruz ki evet çevreyi vermiş. Çevre 21 santimetre. Şimdi bu durumda arkadaşlar bu bir çeşit kenar üçgen. Çünkü işaret yok yani mesela şöyle çizgi falan yok. Bu durumda hepsi birbirinden farklı demektir. O zaman biz bir üçgenin çevresini nasıl hesaplıyorduk? Bütün kenarları topluyorduk. O zaman bildiğimiz iki kenarı toplayalım. Sonra
çevreden çıkarırsak geriye zaten diğeri kalmış olur. 3 ile 7'yi toplayalım. 10 santimetre. E çevremiz 21, 3'ünün toplamı 21 santimetreydi yani çevremiz. O zaman ben çevreden şu ikisinin toplamını yani 10'u çıkarırsam diğer kenarı bulmuş oluyorum. Yerine koyalım. Bakalım. 3, 7 daha 10. 11 daha 21 eder. Evet. Demek ki KM kenarı 11 santimetreymiş. Şimdi bize sözlü olarak verilen bir tane örneği matematik diline çevirelim. Çevresi 33 metre olan eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen. Hemen bir eşkenar üçgen çiziyorum. Kafataslar çiziyorum. Evet. Biraz çok eşkenara benzemedi. Silelim bunu. İkizkenara benzedi bu. Hemen siliyoruz. Evet. Eşkenar üçgenimiz. Çevresi 33 metre. Şimdi bu bir eşkenar üçgense. Kenarını bilmiyorum. Ama bu A'ysa, bu da A, bu da A. Bunu biliyorum çünkü bu bir eşkenar üçgen. E şimdi çevre üç kenarın toplamıydı. Yani A artı A artı A. Bu üçünün toplamı 33 santimetre, 33 metre yapıyor. E 3 tane A'nın toplamı 33 ise, 3A eşittir 33 metre ise, 1A'yı bulmak için ne yaparım? 3'e bölerim 33'ü. 33'ü 3'e bölerim. 3'te 3 bir defa var. 1 kere 3, 3. Çıkar 0. 3'ü indirelim. 3'te 3 bir defa var. 1 kere 3, 3. Metre. Bir kenarımız 11 metreymiş. Kontrol edelim. Bu 11 ise bu da 11. Bu da 11. 3 tane 11, 33 yapar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup zil butonuna basarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.